CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın TL mevduatları arttırıp kur korumalı mevduat azaltmaya yönelik aldığı kararı eleştirdi. Ekonomi yönetiminin bütüncül bir programla hareket etmediğini belirtti. Kur korumalı mevduat bu şekilde tasfiye edilemez. Piyasaları daha da ürkütür dedi. Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Döviz mevduatına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın yeni kararına tepki gösterdi. Bütüncül bir program yerine parça başına alınan kararlarla bu sorun çözülemez. Kur korumalı mevduat bu şekilde tasfiye edilemez. Parça başına alınan kararlar vatandaşlarımızı ve piyasaları daha da ürkütebilir. Kaş yapayım derken göz çıkarılabilir. Merkez Bankası'nın son aldığı kararlarla ya bankalar mevduat faizlerini ciddi şekilde artıracak ya da yüksek enflasyon ortamında millet kur korumalı mevduattan dövize koşacak. Peki kasada döviz yokken bu nasıl karşılanacak? Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın bu kararla kur korumalı mevduat yükünü hafifletmeye çalıştığını söyledi. Merkez Bankası bir yandan bankaların yabancı para zorunlu karşılıklarını artırarak kuruyan döviz rezervlerini makyajlamaya, diğer yandan bankaların menkul kıymet tesisleriyle oynayarak kapısının önüne terk edilen kur korumalı mevduatın yükünü hafifletmeye uğraşıyor. Merkez Bankası'nın büyük ölçüde KKM'den kaynaklanan zararın 565 milyar lira olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Eylül'de açıklanacak orta vadeli programda kur korumalı mevduattan çıkışın yol haritasının da kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu. Başkent Ankara'da Sincan ilçesinin bir köyünde çiftçilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, iktidarın tarım politikasını eleştirdi. Her yıl milli gelirin en az %1 oranında çiftçiye destek verilir diyor. Bugüne kadar hiç verilmedi. Kanunun gereği yapılmadı. Çalışıyorsunuz, buğday üretiyorsunuz, arpa üretiyorsunuz, almıyorlar. Götürüyor toprak mahsulleri ofisin önüne. Efendim şimdi alamayız. Nem derecesine bakacağız. Yine yüklüyor, geriye götürüyor. Kılıçdaroğlu mevcut sistemde hem üretici hem de tüketicinin mağdur edildiğini söyledi. 4,5 liraya soğan düşmüş. Markette 24,5-25 lira. Nasıl oluyor bu arkadaşlar? Nasıl, kim kazanıyor bu parayı? Hadi burada üretiyorsunuz soğanı. İşte market Ankara'nın kaç kilometre burası? 35 kilometre. 35 kilometre. Ya 35 kilometre sonra buradaki 4,5 lira olan soğan orada nasıl 24-25 lira oluyor? Üretici mağdur, tüketici de mağdur.